Tanju Tosuna soralım nasıl bir tablo oluştuğunu. Merhabalar Tanju Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Siz yerinde de izlediniz kurultayı. Evet. Şimdi parti meclisi evet hala itirazlar söz konusu olabilir ama netleşti gibi görünüyor büyük ölçüde. Sizce nasıl bir parti meclisi oluştu? bir e, yenilenme olduğu açık. Tabii yenilenmenin e, temel nedeni de e, Özgür Bey'in hazırlamış olduğu anahtar e, listeni çok büyük ölçüde e, parti kurulta delegasyonu tarafından kabul görmesi, yanılmıyorsam e, 4-5 kişilik bir anahtar listelerinin denilmesi e, söz konusu ki bu %10 civarında bir e, karşılığa e, sahip. E, burada özellikle parti meclisine seçilen e, isimlere e, bakıldığında e, yani mesleki formasyonları farklı olan, e, geçmişte e, siyaset Kimlikleri halen var olanlar da e, bulunan ama genel olarak e, bakıldığında e, Sayın Özgür Özel'in e, anahtar listesinin ürünü e, olan tabi burada e, Özgür Bey'in anahtar listesini önemli ölçüde takviye yapan da e, özellikle e, Ekrem Bey'in e, önerilerini de göz ardı etmemek gerekir. Yani bir İstanbul etkisi görüyor musunuz siz bu listeye baktığınızda? E, e, Tabii ki tabii ki özellikle e, listedeki bazı isimlerin e, mesleki formasyonları görevlerini hatta dikkate e, aldığımızda bir İstanbul e, etkisi e, söz konusu ama e, böyle olmasına da şaşmamak gerekir. Çünkü e, Neye delalet ediyor bu de, sizce? Özgür Bey, Evet, şimdi e, tabi e, bu değişim e, arayışı e, Ekrem Bey'le e, başlayan daha sonra e, parti içindeki genel başkanlık e, yarışında Özgür Bey'in de e, sürece genel başkan adayı olarak dahil olduğu bir anlamda e, ikili bir e, görünüme e, dikkat e, çekmek gerekir ama ikili görünüm sorun açısından değil de yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel başkanlık fotoğrafı içinde e, Ekrem Bey'in çok önemli bir yerde e, durduğunu ifade etmek gerekir. O anlamda ikili bir e, fotoğraf e, var. E, tabii e, Özgür Bey'in e, Cumhuriyet Halk Partisi içinde grup başkan vekili ve milletvekili olarak uzun yıllar deneyimi var. E, fakat e, bir genel başkan olarak e, yeni bir e, politik e, aktör. Şimdi e, kurumsallaşmış e, partilerde eğer e, genel başkan adayları çok güçlü bir karizmatik siyasi gelenekten gelmiyor iste e, genel başkanlıktan liderliğe e, bir e, evrim sürecini e, gerektirmekte. Bu anlamda da Özgür Bey için e, bunun bir süreç olduğunu ama e, karizmatik liderlik anlamında e, bakıldığında e, aynı zamanda Ekrem Bey'in İstanbul'dan e, gelen e, desteğiyle bu yapı içinde bir karizmatik lider olarak durduğunu Cumhuriyet Halk Partisi adına diğer tarafta da bir genel başkan olarak Sayın Özgür Özden'in var olduğunu söylemek gerekir. Peki bu listede sizce sürpriz isimler var mı? Ee, şimdi çok fazla sürpriz isim e, değil ama liste dışı kalan e, evet. yani e, bazı isimler var. Özellikle kontenj, e, şeye takılma, kotalara takılma e, neticesinde mesela benim son anda takip ettiğim kadarıyla Sezgin Bey de galiba bu e, kota nedeniyle evet. e, parti meclisi e, dışında e, kalmış. Onun e, dışında. Oğuzkan belki Kemal Bey'in çok yakın ekibinde görev yapan bir politik aktördü. Onun da bu kota nedeniyle parti meclisi dışında kalması önemli. Şimdi önemli isimler anlamında bakıldığında bence ben çok fazla öne çıkan yani yıldız olarak nitelendirebileceğimiz isim. Yok bu fotoğraf içinde daha ziyade özellikle politik geçmişi olan, politik kariyeri olan ama politik olarak Cumhuriyet Halk Partisi içinde çok yıldızlaşmış olan isimler bulunmuyor. Bu bir avantajdır. Dezavantaj olarak da okunmaması gerekiyor bunun. Böyle bir fotoğraf evet. okuması yapabiliriz parti meclisi anlamında. Peki delegenin bu listeyle verdiği mesaj ne sizce? Şimdi her şeyden önce bu listeyle verilen mesajın bence Sayın Özal'ın, Sayın Özel'in ve Sayın İmamoğlu'nun taleplerini bir şekilde destekleme şeklinde bir mesaj. Yani ağırlıklı olarak yüzde 91 ağırlığa sahip ise Böyle bir tablo var karşımızda. Buna karşı çıkılması gibi bir durum zaten söz konusu olamazdı Kurultay delegasyonun tercihi anlamında. Şimdi bu yeni bir Kurultayda böyle bir parti meclisinin yapılanmasını delegasyonun vermiş olduğu mesaj, biz sizin çalışmak istediğiniz ekibi ...bir şekilde seçmenize olumlu bakıyoruz ve bu anlamda da destek oluyoruz şeklinde okunabilir. Özellikle listenin ilk 10-15 sırasında olan isimleri dikkate aldığımızda... ...bunlar anahtar listede önde olan isimlerdi. Yani oy sıralaması anlamında bakıldığında böyle bir tablo da var. Peki sizce bundan sonrasında Özgür Özel bu değişim mesajının altını nasıl dolduracak? Şimdi e, yani söylemin e, praksisle hayat bulması önemlidir. Toplumsal meşruiyet ve seçmen desteği e, anlamında. Şimdi bunun altını doldurabilmesi e, şu koşulla çok yakından ilgili. Önce e, kurultay salonunda yapmış olduğu konuşmadaki vaatlerini birer birer hayata geçirmesi e, gerekiyor. Yani şey anlamında e, süreç yönetimi anlamında neydi? E, parti meclisi oluşurken 81 e, idin e, il başkanlarıyla birlikte e, bu e, yapıya e, karar e, verecekler e, şeklinde bu bir. E, şimdi Bundan sonraki adımda özellikle e, tüzük e, kurultayının da e, toplanacağını Kasım sonuna doğru düşündüğümüzde tüzük, tüzük kurultayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleyişinde daha demokratik yöntemleri hayata geçirmek için ne gibi adımlar atılacak? Yani değişimin özellikle süreç yönetimi, demokratik süreç yönetimi anlamında önemli bir boyutu bu. Bunu e, görmek e, gerekiyor. E, yine e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin e, örgütsel yapısını daha aktif hatta proaktif hale getirmek, üyenin parti yönetiminde daha etkin hale getirmek için bir takım öneriler geliştirilmiş. İşte başta yani e-katılım ve dijital demokrasi üye katılımı parti içi yönetim süreçlerine bunun formülü ne olacak? Nasıl mekanizmalar getirecek? Bunların üzerinde çalışmaları gerekiyor. Onun da ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi sahip olduğu kurucu değerlerini ...üzerine, ideolojik referansların üzerine sosyal demokrat vurguyu e, Özgür Bey e, kurultayda parti kimliği açısından sıklıkla yapmıştı. Bu kimliğe uygun ne tür adımlar yapılacak ve sosyal demokrasinin aslında Batı örneklerinde doğal tabanı olan bu kitleleri yanına çekebilmek için ne gibi e, formülleri var e, onu da e, izlemek gerekiyor. Bunu nasıl e, başaracaklar bu da önemli tabii. Siz az önce e, delegenin desteğinden söz ederken hep e, İmamoğlu ve Özeli birlikte zikrettiniz. Evet. E, şimdi buradan nasıl bir e, mesaj çıkartmalıyız biz? E, Ekrem İmamoğlu'nun Varlığının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ötesinde genel başkan nezdinde birlikte çalışma dengesinde nasıl bir yere koyuyorsunuz? Neden sürekli ikisini birlikte andınız bu destekte? Çünkü yani bu her şeyden önce Sayın İmamoğlu'nun değişim söylemini başlattığı andan itibaren ve süreç içinde Özgür Bey'in e, genel başkan adayı olmasından e, sonra e, Ekrem Bey'in e, Özgür Bey'i destekleyici bir takım açıklamalarından e, anlıyor e, idik bunu. Ondan sonra e, bu e, parti meclisinin e, yapısına bakıldığında özellikle e, Ekrem Bey ile e, birlikte e, çalışan e, bazı isimlerin de bu listede yer alması e, bu yapının e, birlikteliğine e, işaret e, ediyor. Yani Cumhur Fırat Halk Partisi'ni e, kurumsal anlamda kurultaydan e, çıkan sonuç itibariyle e, Özgür Bey genel başkan olmakla birlikte e, toplumsal meşruiyeti ve gücü e, anlamında e, Ekrem Bey'in de e, İstanbul'da e, önemli bir e, figür olarak Ankara'ya destek verdiğini e, söylüyoruz. Böyle bir e, ilişki mevcut anladığım kadarıyla. Peki nasıl belirleyecek yerel seçim stratejisini Özgür Özel sizce? Parti meclisi de kuşkusuz çok etkili olacak adayların belirlenmesinde. Dolayısıyla ilk öncelik bundan sonrasında bu aday belirleme süreci mi olacak? Nasıl bir strateji belirlenecek? Şimdi burada önemli olan yani aday belirlemeye ilişkin temel kriter bir hata yapılmaması adına Kurultay sürecinde kim kimin yanındaydı tartışmasına girmeden özellikle seçim çevrelerinde il ilçelerde kazanacak adayı ne yapmak o delegasyondan çıkarmak önemli olan bu yani parti meclisinin kimin tarafındaydı tartışmasına girmeden Cumhuriyet Halk Partili olup kim Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim kazandırır şeklinde bir e, süreç yönetmeleri gerekiyor. Yoksa o bizden de diğeri onlardan böyle bir tartışmanın faturası Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıkar. Ben e, böyle bir e, tasarrufta bulunacaklarını asla e, zannetmiyorum. Çünkü asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kazanmasına odaklanacak bir e, strateji. Dolayısıyla... Rasyonel stratejiyle aday belirleme yönteminin tercih edileceğini düşünüyorum ben önümüzdeki aday belirleme sürecinde ve kamuoyunda oluşan bu iyimser havanın eğer aday belirleme yönteminde toplumsal taleplere uygun bir takım süreçler yönetilirse bunda yerel seçimlerde kazananın CHP olacağına kuşku yok. Ne olması lazım peki bu değişimin sandığa yansıması için sizce neye ihtiyaç var? Şimdi değişimi, lider değişimi ekseninde Cumhuriyet Halk Partisi başlattı. yani toplumun bir kesiminde böyle bir talep vardı. Şimdi bu talep karşılandığında göre asıl eylemsel anlamda ne tür değişimlere gerek var diye baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin kamuoyunda olan negatif algının mutlaka ve mutlaka kırılması gerekiyor. Cumhurba Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte örgütsel anlamda mutlaka koşan bir partiye dönüşmesi gerekiyor ve toplumla ilişkisinin çok daha derin bir ilişki olması gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin ulaşamadığı kesimlere ulaşması konusunda yani yeni yöntemlere ihtiyaç var Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten bir doğal tabanı var o doğal tabanında ideolojik tercihlerle CHP kendi kemik oyunu alıyor ama asıl önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni yukarıya taşıyacak bu endişeli modern olarak nitelendirdiğimiz işte liberal orta orta üst sınıf beyaz yakalı kesimler özellikle 28 Mayıs sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden yavaş 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 başlamış araştırma bulgularına göre. Bir kere bu kesimin yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne olumlu bakması için bir fırsat doğmuştur. Ama bu tek başına lider değişimiyle olacak bir şey değil. Önümüzdeki süreçte AKP iktidarına karşı nasıl bir Türkiye... ...özellikle yerel yönetimler eliyle Cumhuriyet Halk Partisi inşa etmeye çalışıyor... ...bunun politikalarını geliştirmesi ve seçmeni bu konuda inandırması gerekiyor. En önemli adımın bu olduğunu düşünüyorum. Evet, bir taraftan da İnandırması gereken seçmen sizin az önce tarif ettiğiniz işte liberal, beyaz yakalı, e, orta ve üst sınıf e, biçiminde e, maddeleyerek tariflediğiniz bu seçmenin ne? beklentileri ve istekleri de aslında e, birebir aynı değil. Öyle değil mi? E, böyle e... bakıldığında e, yani CHP seçmeninin tamamını e, ikna etmek küskünleri tekrar sandığa gelmeye, sandığa gitmeyeceğini ifade eden kesimin tekrar sandığa gelmesini sağlamaya e, nasıl bir yol e, sebebiyet verebilir? Mesela bir sol çizgi e, vaadi ve söylemi var e, Özgür Özel'in aslında adaylığını açıkladığı ilk andan itibaren bu partinin çizgisine ne ölçüde yansıtılabilir ve karşılığı var mı? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde ne ölçüde var? Demirtaş selamını e, ne kadar e, ciddiye almalı ya da e, şöyle sorayım, bu selam aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin bundan sonrasında e, Kürt seçmenle ilişkisine dair bize ne söylemeli? Sadece bir selam deyip geçmeli miyiz? Bunun ne ölçüde karşılığı var? Yani seçmenin beklentisi de biraz parçalı. Evet şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir e, Sosyal Demokrat Parti olarak Türk seçmeni kendine çekmesi maalesef o kadar kolay değil. Neden kolay değil? Bu Cumhuriyet Halk Partisi kimliğine ilişkin algıdan çok HDP, HDP çizgisinin Kürtlerin bir siyasal temsilci e, aygıtı olmasıyla ilgili konu. Bu anlamda önümüzdeki süreçte kurumsal anlamda bir işbirliği olmasa dahi Hedep seçmenini Cumhuriyet Halk Partisi'ne adayına oy verecek bir takım dolaylı işbirliklerine gidilmesi gerekiyor. Herhalde bir kurumsal işbirliği olmadan çünkü buna CHP seçmeni içinde de, ee, HDP seçmeni içinde de bir kısım tepki duyan e, HDP seçmeni içinde de e, kesim e, var. Diğer taraftan evet e, Özgür Bey'in kurultay konuşmasında özellikle altını çizdiği Sosyal Demokrat Parti kimliğine e, yönelik bir takım e, adımlar bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ...sınıfsal önceliklerini daha net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Burada ben biraz önce orta orta üst sınıflardan e, kasteder iken... ...bir yani Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine e, bağlı, e, özgürlükçü... E, ...bir e, sosyolojiden e, bahsediyorum ama diğer taraftan tabii ki... E, ...bu partilere yani bu seçmenin e, karşısında CHP açısından en riskli alan bu seçmenin başka partilere de yönelme olasılığı burada karşımıza İyi Parti çıkıyor doğal evet. olarak. Şimdi burada da tabii önümüzdeki süreçte bu işbirliği imkanlarının ısrarla denenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi ve özellikle İyi Parti'nin belirli seçim çevrelerinde yapılacak işbirliği artı Kürt seçmeni en azından CHP adaylarına oy verecek bir yöntem Bence 31 Mart 2019'dakine benzer bir başarıyı getirebilir Evet bir taraftan ama hani İyi Parti de bu noktada bir kararlılık sergiliyor 81 ilde aday çıkarma noktasında Üstelik de. E, benzer itirazları var. Hem e, kendileriyle işte az önce siz kurumsal işbirliği dediniz. Evet. Kendileriyle birebir ve açık bir ilişki kurulmaması noktasında itirazları var. Bunu e, artık seçmenlerinin kırıcı bulduğunu ifade ediyorlar. Onların da kendi öz eleştirilerinden seçim sonrasında çıkarttıkları sonuçlardan biri aslında kendi e, varlıklarını göstermeleri gerektiği yönünde. Dolayısıyla burada bir e, İşbirliği mümkün mü dolaylı ya da direkt? Ee, şimdi e, yanılmıyorsam birkaç gün önce e, bu kürt seçmenlerle ilgili Rudavın yapmış olduğu bir araştırma e, vardı. O araştırmada tabii kürt seçmenin son araştırma olması anlamında e, söylüyorum. Öncelikle e, tercihi, e, hedef çizgisinin kendi adaylarıyla e, seçime e, girmesi evet. ama. Onun dışında tamamen yani o seçmenin tümünün e, bir işbirliği karşıtı olduğu gibi bir e, bulgu da yok. Halen bu işbirliğine e, tabi buradaki işbirliği e, Kürt seçmenler açısından ve e, Cumhuriyet Halk Partisi e, açısından da kazan kazan e, şeklinde işlemesi e, gerekiyor. Yoksa bir taraf için hep kazandıran diğer taraf için e, kaybettiren bir e, şey olması işbirliği olması kurumsal olmasa da tercih edilmeyecek bir e, yöntem olabilir. E, aynı şey İyi Parti için de söz konusu. Yani İyi ile önümüzdeki süreçte her ne kadar e, bugün itibariyle dahi İyi Parti e, 81 ilde kendi adayıyla çıkmak e, istese de bence önümüzdeki e, süreçte bu işbirliği e, yeniden e, taraflar arasında e, gündeme e, gelecektir. Karşı çıkanlar olduğu gibi e, önümüzdeki süreçte e, yani siyasetin gerçekçi e, fotoğrafı ortaya çıkınca yani bu partilere yönelik toplumsal desteğin nasıl ne kadar belediye başkanlığı kazandırabileceği anlamında söyleyelim. Bu işbirliklerinin yine olası olduğunu düşünüyorum ben. Peki son olarak e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde varlığı hissedilecek mi e, sizce? Nerede duracak Kemal Kılıçdaroğlu? E, 4 Kasım itibariyle <laughs> parti için mücadelenin artık tamamen bittiğini söyleyebiliriz zannediyorum. E, şimdi e, yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde genel başkanlık yarışı anlamında tabii ki e, yani kurultayın hemen ardından böyle bir e, genel başkanlık yarışı söz konusu olmaz ama süreç içinde Cumhuriyet Halk Partisi e, içinde e, farklı yarışlar e, söz konusu e, olabilir. Şimdi burada Kemal Bey'in e, geleceği açısından bakıldığında yani Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisinde 13 yıl Genel Başkanlık yapmış ve Cumhuriyet Halk Partisini e, bulunduğu yerden ileri noktaya taşıyan dönüştürücü bir lider olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye siyasal hayatı içinde bir e, yere sahip olan e, Genel Başkan bu anlamda e, bence e, Cumhuriyet Halk Partisi e, terbiyesi, e, geleneği, partiye bu kadar hizmet etmiş olan e, siyasetçileri onlara etmeyi de e, bilir Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesi. Bunu e, gerektiriyor. E, böyle bir e, onere e, edici e, rol e, en azından e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun birikiminden e, yararlanma anlamında e, taleplerde bulunacağını düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum e, Sayın Tosun katkınız için sağolunuz. Rica ederim iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere çok teşekkürler.